Merhabalar. Yeniden karşınızda olduk. Çok da hoşumuza gidiyor. Amak-ı hayal konuşacağız. Şu küçücük kitaptan bahsedeceğiz. Daha iyi bir versiyonu nerede acaba? Acaba her zamanki sorun. Evet. Kitabımız var ama yok. Biri aldı, getirmedi. Bu Aldı. kadar O basit. kadar. Sonrası yok. Neyse, konuya geçelim. Evet. Nedir amak-ı hayal? Amak ne demektir? Hayali biliyoruz da amak ne demek? Evet. Çoğu cahilane, nadan kişiler buna ahmak hayal deseler de bu gerçekten ahmak hayal. Ne demek? Hayalin derinliklerinde. Hayalin derinlikleri. Amak bir şeyin derinliği demek. Derinlikler aslında. Evet. Ne anlatıyor bu? Yazarı kim? Şeh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi. Tamam. Hallettik onun ismini. Bayağı uzun isim değil mi? Olsun. Evet. Kim bu adam? İkinci Meşrutiyet döneminde özellikle parlamış. İlginç bir şahsiyet. Felsefe okumuş. Zaten belli amak hayal aslında sadece bir tasavvuf kitabı değil. Çok ciddi bir felsefe barındırıyor içerisinde. Sözlük çalışmalarında falan bulunmuş. Çeviri hareketleri var birkaç tane. Jön Türkler döneminde Jön Türklerle takılmış falan böyle. Ondan sonra işte Fizan'a sürülmüş. İlk önce bir Beyrut var. Beyrut'ta da işte sıkılmış, İstanbul'a kaçmış. Sonra şey var. Bir görev işte, devlet görevleri bunlar hep. En sonunda Fizan'a sürülüyor. Fizan neresi biliyor musun? Çoğu insan Bilmiyorum. Fizan'ın neresi olduğunu bilmez gerçekten. Ondan bahsetmek lazım. Fizan çünkü Ahmet Hilmi Efendi'nin Filibeli. Ha, Filibeli bu arada. Filibe. Evet, Filibeli. Şehbenderzade. Şehbender oğlu yani. Yani babası zamanında dışişleri bugünkü Dışişleri Bakanlığı'nda bulunmuş. Filibe de bugün işte Plovdiv diye biliniyor. Bulgaristan'da bir kasaba Filibe. O zaman Osmanlı toprağı tabii. Çok da önemli şahsiyetler yetiştirmiş. Filibe bayağı düşünürü bol bir memleketimizmiş. Biz hala kendi memleketimiz diye düşünelim orasını. Çünkü arz diyelim. Öyle toparlayalım. Öyle toparlayalım yani Darül İslam, Darül Harp falan filan. Neyse. Fizan'a sürülmüş. Bu Jön Türklerle takıldığı dönemde. Çok önemli Fizan. Neden önemli? Çünkü Ahmet Hilmi Efendi'nin fikirlerinin yerleşmesinde ve tasavvuf edebiyatından, felsefesinden, tasavvufun felsefesi mi olur? Olur efendim. Olmaz olur mu? Tabii. Yeni İşraki. İşraki, aynen öyle. Tabii. Meşriki veyahut da felsefe. Gidip bakın İhvan-ı Safa'dan beri değil mi? Konuyu dağıtıyorum diye yine şey yapıyorsun, gülümsüyorsun orada. Gidip bakın lafına gülümsüyorum. Niye? Oturduğumuz yerde de bakabiliriz diyeceğim ama bak nerelere geldik. Ha, Tamam gidin devam. bakın biz eski şey biz hala kütüphanelere Ansiklopedi gidiyoruz yani. alıp. Kütüphanelere gidiyoruz Evet. bakmak için bir Kafan da şeylere. oraya gidiyor. Kafam da oraya gidiyor. O yüzden gidin bakın ya en azından bir açın araştırın diyelim. Ya işte en sonunda biliyorsun onu şey yapan o felsefeyi felsefi boyutlarıyla derleyip toparlayan kimdir? Maktul. Neyi? Ha, Suhre verdi. Sühreverdi. Aynen öyle. Fizan'a gittiğinde Ahmet Hilmi Efendi sürüldüğünde Fizan bu arada Libya'da. Libya'nın üç bölgesinden bir tanesi. En uzak bölgesi. Osmanlı'nın en uzak bölgelerinden bir tanesi. Öyle söyleyelim. Fizan demek. Çok uzak demek yani. Ama Fizan diye bir yer var. İşte bir tanesi Trablusgarp vesaire. Bir tanesi şimdi hatırlayamıyorum. En uzaktaki de şey Fizan. Fizan'a sürülüyor. Yani bir görev veriliyor buna. Aslında sürgün dedikleri şey nedir? Bugün Görev yerini değiştirme ama kötü bir yerle. aynen mesela şöyle düşün. İstanbul'da önemli bir bürokrat olan bir insanın Hakkari'ye vali olarak atanması. Bu aslında payesini yükseltmektir ama ünvanını Hakkari yani falan diye. Buradan Hakkari'li kardeşlerimizi sakın incinmesinler de. Alışmışlıkları yerle yeksan eden bir şey sonuçta bu. Biliyorsun yani biz de kaç ev değiştirdik. En Evet. ufak şehir değiştirmek büyük bir sıkıntı.
Fizan daha büyük bir sıkıntı. Çöl bir de yani. Çölü çok bol bir yer. Fizan da şeyle tanışıyor hocam. Sunusilerle. Sunusi tarikatı. Allah Allah. Tabii. Kimmiş onlar? Sunusiler... Sunusi ne demek Sunusi? Ya işte Sunus isminden geliyor aslında. Hı. Da. Libya'nın devletleşme sürecinde de çok önemli bunların tarikatı. Yeri. Tabii. Çok etkili bir tarikat yani. İşte Muammer Gaddafi darbe yapasaya kadar Libya'da Sunusiler vardı. O da Sunusilerden aslında. Hı. Yani şeyden gidiyordu. Kraliyet gibi geldi, darbe yaptı vesaire. Bugün hala mesela bizim ilişkilerimiz var. Osmanlı'nın tarafını tutmuşlar. Oho, Ömer Muhtar mesela en büyük Sunusilerden bir tanesidir. Hani o İtalyanlara karşı çöl aslanı bilirsin. Ömer Akat filmini de yaptı. Anthony Quinn oynadı. Zorba'yı canlandıran, Hazreti Ömer'i canlandıran. Güzel bir filmdir, tavsiye ederiz. Libya'nın bağımsızlık hareketinde de çok önemli bir tarikat. Onlarla tanışıyor ve tasavvufla iç içe orada. Şimdi uzakta da kalmış ya. Bir güzel böyle yoğruluyor. Zamanı ortam geldiğinde, da müsait. Ortam da müsait. Hakikaten. Yeri de gelmiş. Hı-hı. Tam. İstanbul'a geri döndüğünde vesaire. İkinci Meşrutiyet döneminde 1908'lere yakın işte bu kitabı yazıyor. Kitabın adı Amak-ı Hayal. Peki nedir? Niçin yazılmıştır bu kitap? Biliyorsun o dönemde Osmanlı'nın da içerisinde işte akımlar vesaire var. Osmanlıcılıktı, Jön Türklerden sonra. Evet. İşte İttihad-ı İslamiye işte cemiyetlerden mi bahsediyor? Cemiyetlerde değil aslında. Bu şey yani. Bu ne deniyor? Pan-İslamizm. Hani tarih derslerinde bize öğrettikleri buydu. Aslında neydi pan-İslamizm? Pan bütünleştirmek demek ya. Evet. İslam'ı bütünleştirelim. Ya İttihad-ı İslami işte yani. Birleştir, tevhid. Toplumsal tevhid, ittihat. Ondan sonra işte Batıcılık hareketi var biliyorsun. Batıcılık hareketi de baya böyle gençler arasında da Jön yavaş Türkler yavaş işte. Yok sadece Jön Türk sonrası dönem, Meşrutiyet sonrası. Jön Türkler biraz daha böyle Tanzimat zamanının. Dağılıyorlar mı o zaman da? Yok, nasıl dağılmıyorlar. Onlar da mesela şimdi dağılmıyorlar derken şöyle Osmanlıcı var içlerinde, Batıcılar falan da türüyor işte. Biliyorsun o bayağı kendi bir içerisinde... mizancılık falan filan. Bir sürü şey var yani. Dergiler, dergi hareketleri. Kendisi de dergici, dergi. Mizah dergileri de çıkartmış mesela ilginç bir şekilde. Mizahi yönü de var. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin. Sonra orada işte mesela şey var. Baha Tevfik gibi çok önemli. Auguste Comte şeyi yazmış, pozitivizmi yazmış. Böyle bayağı etkilenmişler yani. Osmanlı'da da var böyle. Bayağı böyle dinsizliği savunanlar falan. Abdullah Cevdet, Ahmet Cevdet Paşa, özür dilerim. Abdullah Cevdet. Evet, Abdullah Cevdet Paşa gibi. Acayip fikirler var. Onlara karşı böyle yazılmış bir şey bu kitap. Yani nedir? Bir nevi maddiyatçılığa, bir nevi materyalizm akımına karşı açılmış bir savaş olarak karşımızda bu kitap. Ne anlatıyor bu kitap? Tek kelimeyle özetleyecek olursak vahdedi vücut felsefesini anlatıyor. Nedir vahdedi vücut? Onu da bir anlatalım. Vahdedi vücut, şimdi genellikle şey olarak tanımlaması da kolay bir şey değil aslında da. Bunun işte daha öncesinde bizim filozoflarımız da bayağı bir uğraşmış. Yani şeyden en sonunda biliyorsun Muhyiddin İbni Arabi ile. Kemale erecek. Daha öncesinde işte şatıhlar yoluyla, saçmalamalar yoluyla söylenmiş birkaç şey var. Cübbemin altında ben işte. Evet. Cüneydi Bağdadi miydi? Ondan sonra yine işte Enel Hak. Evet. Değil mi? Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır falan. Ya netice itibariyle hani varlığın birliğini ifade etmeye çalışıyorum. Vahdedi vücut. Vahdet işte, bir demek zaten. Bir demek, birlik demek. Birlik demek. Vücut ne demek? Varlık demek. Yani bir şeyin vecede var oldu, buldu, bulundu. Vahdedi vücut, varlığın birliği demek. Evet, varlığı bir görme. Evet, mevcut da oradan geliyor. Evet, mevcut da var. Vahdedi mevcut diye de bir şey daha var. Ama ona biz girmiyoruz tabii. Ona biz girmiyoruz. Aslında burada şey var, hani tam da bunun özünü hangi beyitler anlatır diye. Vahdedi vücudun özünü. Ya kitabın ve
şeyin, Vahdet-i Vücud'un özünü anlatan dizeler şunlar. Hep ikilik birlik için, bak iki göz bir görüyor. Bir ise dirlik için, bak iki göz bir görüyor. Ruhu ceset arşu felek, insü peri cin-ü melek. Birlik için hep bu emek, bak iki göz bir görüyor. Şerrinden eyle hazer, vaktini boş etme, güzel. Aleme bir eyle nazar, bak iki göz bir görüyor. Sen de seni, sen de seni, bil ki budur allemeni. Birliğe gör canı teni, bak iki göz bir görüyor. Yani özeti bu. Allemeni, bilinmek istedim. Evet, evet, aynen öyle. Bilinmek istedim. Yaratılanı bir görmek. Aslında yaratılan ne varsa hepsinin Tanrı'dan, Allah'tan sudur etmesi. Ondan çıkması. Evet, ondan çıkması. Ve mesela bunu mesleki felsefede İbn-i Tufeyl yansıma, aynalar teorisiyle açıklardı. Daha önceki filozoflar da bunun şeyi sudur teorisi olarak ortaya çıktı. İşin bence sapık boyutu hulul tarafı. Artık böyle yani hulul ne demek? Tanrı'nın bir şeyi böyle tamamen vücut bulması gibi. Haydar haydar, gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni, gah çıkarım gökyüzüne, ben seyrederim alemi gibi. Ya tabii bunlar da şatı, ben hiç kimseyi de kınamıyorum ama bana ters abi, bu kadar basit. Evet, kitaba geçelim. Evet, geçelim. Kitap Raci'nin ve iki tane kahramanımız var. Birisi Raci, birisi de Aynalı Dede. Aynalı Dede delinin teki işte. Raci de zamanında gitmiş, batıda okumuş ama çok ciddi bir İslam terbiyesiyle bir yetiştirilmiş. Gel gelelim ki bu yeni fikirlere, işte bahsetmiştik ya materyalizm, yani felsefeye. Yani hayatından bir kesit aslında. Tabii var, çok ciddi. Kafayı onlarla bozmuş ama bir türlü de kalbi inanmamayı da kabul edemiyor. Böyle bir arada kalmış zavallının bir tanesi. Hani şu 7. Mühür filmindeki şövalye diyordu ya, bir türlü atamadım seni kalbimden, atsam bir rahatlayacağım. Ne ateist olabiliyor yani. Tanrı'ya söylüyor bunu. Tanrı'ya söylüyor bunu. Çok istiyor onu bırakmak. Tanrı düşüncesini kafasından atmak istiyor ama içinde bir şey onu sürekli rahatsız ettiği için bırakamıyor ve bu şekilde. Raci de böyle. Raci ismi de çok manidar bu noktada. Evet, evet, kesinlikle öyle. Arapçada mesela şimdi yeni dilde bunu ifade edemiyoruz rucu, ama. Rucu tabii şimdi, kullanılıyor. Acaba ricadan mı türüyor yoksa raca'dan mı türüyor? Ben İşte rucu. Şeyine baktığım zaman ben Amak Hayal'in orijinaline hakikaten raca'dan türüyormuş. Yani rucu'dan senin evet. söylediğin gibi. Ama Türkçe harflerle ya da Latinize edilmiş Türkçe harflerle söylendiğinde iki anlam oluyor. Biri ricacı, rica eden. Bu da olur aslında, hani arayan. Devamlı böyle bir şeyleri soruşturan. Ama aslında raci, yani rücu eden, dönüş yapan, durmayan, gittiği yolda sebat etmeyen belki de. Raci dediğim gibi böyle bir tip, bir gün böyle arkadaşlarıyla takılıyor, alemler, malemler, çok ciddi bir alkol tüketimi var. Alkolizmin de batağına batmış ama öyle şey değil ha, yani böyle çok böyle elit takılan insanlar bunlar. Öyle etrafı da yani öyle savaşacak rahatsızlık verecek değil. Yani. Öyle biraz böyle felsefe görmüş insanlar arkadaşlarıyla birlikte. Bir gün her ne hikmetse işte bir tane şeyde mezarlıkta Aynalı Dede ile karşılaşıyor. Aynalı Dede kim? Aynalı Dede de bunun şeyhi olacak işte kişi. Yani ne üfleyen, kahve ispirto ocağı var. Onu yakan, kahve demleyen. Buna kahve demleniyor muydu bu arada? Kahve. Pişiriliyor değil mi? Kahve pişiren, ona veren. Beraber içtikçe ne çalan, ne üfleyen, ne üfledikçe de raciyi amakı hayale, yani hayalin derinliklerine yolculuğa çıkaran Aynalı Dede. Aynalı Dede meczup. Etrafında aynalar maynalar var böyle takıp tanıştırmış. Onu da söylüyor kitap niye yaptığını. Şimdi
Hatta yani bir gün şeyde mezarlıkta 3-4 tane arkadaşı görüyorlar, böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Ne diyorsunuz falan filan gibinde. Birisi diyor ki, bu dünyada her ne varsa benim sıfatımdır. Yani şatıh halindeler. Ben olmasam hiçbir şey olmazdı falan. Bizimki Raci diyor ki, acayip, varla yok eşit olur mu? Ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Benim varlığım ve yokluğum arasında, bu iki durum arasında fark yok mu? Dedim. Zaman farkı var. Bir tanesi kahkahayı koparıp başını çeviriyor. Vay, sen varsın ha, dedi. Acaba var mısın? Hadi bakalım. Şeyin içine girdik. Eksistansiyalizm yok iken amaklı hayal vardı burada aslanım. Burada varoluşsal sorunların dimine inmişlerdi. Evet, evet. Ya mesela o dönem biz 10-20-50 belki yıl içerisinde Nietzsche işte ilk önce, sonra Heidegger, sonra Kafka, sonra... Niye öyle diyorsun? Kierkegaard var. Kierkegaard var tabii. Evet, aynı. Başta. Evet, evet, baştaki. O da 1800'lü yıllar. Tabii, o bundan da önce hatta. Evet. Özür diliyoruz Kierkegaard. Sorenciğim, affet bizi. Evet. Sorry, sorry. Kendime. Evet. Ve diyor ki, ancak ben varım. Çünkü hiçim yokum. Vücudun mutlaktır, yokluk kayıt altına alınmış olanda vardır, mutlak vücuttur, vardır. Gibi böyle anlayamayacağımız... Deli saçması. Deli saçması gelecek şeyler söylüyor. Biz ne var, hayırdır falan filan. En sonunda da Aynalı Dede ile karşılaşıyor ve Aynalı Dede ile... Tabii bu zamana kadar bir ayırayış içerisinde olan tabii, biri. Tabii tabii, kesinlikle. Ya bu... Diyor ki, bu kadar bilgi, bu kadar işte okumuş kitaplık, vay anasını, bunları yok sayan bir tip nasıl olabilir gibilerinden bir onun çekim alanına giriyor. Ve Aynalı Dede bununla oturup sohbet ederken kahveyi de veriyor. Kahvenin içinde ne var hiç bilmiyoruz hocam. Ne içirdi? Ne içirdi hiç bilmiyoruz. Sonra neyi de üflemeye başlayınca bizim Raci başlıyor hayale. Bu şekilde kitap ikiye ayrılıyor. Birincisi... Her gece mezarlıkta buluşmalarında yaşanan şeyler. Bu noktada işte kaç gün var? 8 ya da 9 olması lazım. 9 var. 9 gün boyunca, 9 gece boyunca ya da Raci'nin aynen Inception'daki gibi, evet, rüya içinde rüya, rüya içinde rüya katmanları arasında. Rüya katmanları arasında hayalin derinliklerinde. Çünkü burada Raci o rüyaların içerisinde nereden baksan bir 8-9 hayat yaşamıştır yani. Evet. Hani vardı ya Inception'da da bir sürü insan rüyaya yatmış. Evet. 20 dakikalık bir rüya onlar için bir kaç yıl Allah bilir falan. Bu da böyle bir şey yani. İşte diyorum ya, orada da bir şey vardı. Mesela Brave New World'da Soma'dır onun adı. O maddenin insanı hayal gördüren. Derin uykuya yatmasını sağlayan. Aynen öyle. Ama bizimkileri kahve. Bizimki kahve abi. Öyle karışmayız o işlere. Karışmayız o işlere. Aynen öyle. Ve ne yapıyor? İlk gece, yani ilk daldığı rüya Buda'yla şeyi, yolculuğu. Ha, bu arada kitap felsefi açıdan zengin dedik ya, dinler tarihi açısından da zengin. Kitapta neler yok ki yani, tasavvufun da işin içine ya şey var, tamam mı? Yani bir halidi felsefe var, kalıcı. Ölmeyen şeyler. Dünyada ne kadar felsefe, düşünce, hikmet adına daha doğrusu üretilmiş bir şey varsa hepsi kabulümüz. Yalnız ben bunu vahdedi vücut felsefesi altında birleştireceğim. Felibili Ahmet İlmi Efendi her şeye kapısını açmış. Buda'ya da açmış, Konfüçyüs'ü de açmış. Ne olursan ol gel. Ne olursan ol gel demiş, ama geldiğin gibi kalma, bak vahdedi vücut var demiş yani. O şekilde birleştirmiş. Ne yapıyor? Buda'yla beraber çıkıyor. Diyor ki, ya işte dinlen. Bak yarın hiçlik tepesine çıkacağız. Yokluk meydanına. İlk önce bir yok oluş. Yani yok olmadan. Fena halini almadan hiçbir şeyde beka bulamazsın. Bunu anlatıyor aslında. Tabii yani oraya çıkmak kolay değil ki. Orada bir sürü saptırıcı var. İnsanın şehvetinden,
hırslarından, arzularından, isteklerinden sıyrılması lazım ki yokluk tepesine çıkabilsin. Hiçlik mertebesine erişmen lazım ilk önce. Neyzen Tevfik'in de biliyorsun Hiç diye bir şey vardır, kitabı vardır. Şiirlerini derledi. Güzeldir yani. İşte aynı döneme hemen hemen Nietzsche'yi de koy, nihilizme. O da darılmış her şeye de. O yüzden o felsefe nihilizme batmış. Bizdeki ise darılmaktan ziyade bir arayış ve buluş. Ama ilk önce kaybetmen lazım hiçlik. Bu da bunu götürüyor, saraylara sokuyor. Saraylarda bir sürü cariyeler, güzel güzel. Allah'ım Allah'ım, yiyecekler, sakın yeme, elini dokunma falan filan. Ya o nefsi terbiye etmezse hayatta çıkamazsın. Peki Raci bunu başarıyor mu? Diyor ki ya bu yemeklerden yersen buradan geri dönersin. Bu işte cariyeye dokunursan efendime söyleyeyim geri dönersin. Çıkaramam seni oraya. Aman aman falan filan. Ya bir güzellik abidesi ortaya çıkıyor. Gel gel diyor Raci'ye. Raci ağzı açık. Kanıyor. Ve ilk gece maalesef yokluk kaybediyor. Aslında bu neyi temsil ediyor? Öyle kendini kaybetmek, yok olmak, her şeyi, ya dünyayı elinin eteğiyle, şey elinin tersiyle hadi lan oradan diyebilmek her yiğidin harcı değil. Peki şey ne yapıyor? Aynalı ne yapıyor? Gülümsüyor ona. Öyle kolay değil zaten diyor. İkinci gece. İkinci gece tekrar aynı muhabbet. Ve uyandığında bir de ne görüyorlar? Nur. Aslında işte yaratanın ışığının zalimleri yok et diye yalvardığı Zerdüşt'le bir yolculuk başlıyor. Biliyorsunuz Zerdüşt'lükte de. Ha Buda da biliyorsun Nirvana vardı. Evet. Ha Buda da Nirvana. Daha önce mesela Hint felsefesinde Moksha diye özgürlük demekti Moksha. Her şeyden sıyrılmak demek Moksha. Özgürlük. Özgürlük için her şeyde o hiçliğe varacaksın. Buda ne yaptı bunu? Nirvana. Yok olma dedi. Yani hiçlikten ziyade yok ol. Kendin de yok ol. Nirvana yok olma. Yanıp bitme demektir mesela bak. Çok ilginç. Buda'yla o yüzden her şeyden sıyrılma yolculuğuna çıkıyor. Her şeyi de yerli yerine oturtuyor üstad yani. İkinci gün ne yapıyor? Zerdüşt'le yolculuğa çıkıyor. İşte bir yere gidiyorlar. Bir sürü ama Allah'ım yarabbim. Bir tarafta Ehrimen'in yani kötülüğün, karanlığın orduları. Biliyorsun Zerdüşt'lükte dualizm hakimdir. Bir tarafta Hürmüz. Onların diliyle neydi? Aura Mazda. Biz onu Hürmüz dedik işte. Türkçeleştirince. Aslında Hürmüz. Bugün İranca'da, Farsça'da, bugünkü Farsça'da Hürmüz deniyor. Öbür tarafta ise kötülüğün, yani karanlığın sembolü Ehrimen. Bu ikisinin orduları savaşacak. Bizimkini de almışlar. Bizimki bu arada her hayalinde farklı bir karakter olarak uyanıyor. Mesela burada da bir prens olarak uyanmıştı. Burada tepede başlıyorlar savaş ama şey diyor ki Nur Perisi diye geçiyor burada. Bunların hakemi gibi sanki bir üçüncü üst güç. Diyor ki yok ya birbirinizi kırmayın öyle yok öyle diyor. Önce bir savaşçılarınız savaşsın. Ve ne diyor? Ben diyor işte birkaç gün savaşıyorlar. Ben diyor yarın öyle bir şey çıkartacağım ki onun karşısında kimse duramayacak. Ehrimen diyor bunu kötülüklerin şey. Nifak cadısı da öne sürüyor. Nifak cadısı ilk gün 30, ikinci gün 40, üçüncü gün 30 falan filan. Bunun karşısına kimi çıkartalım, kimi çıkartalım düşünüp duruyorlar. Hürmüz'ün ordusu en nihayetinde muhabbeti çıkartıyorlar bunun karşısına. Muhabbet bunu alaşağı ediyor. Muhabbet birkaç tane daha böyle Ehrimen'in savaşçısını hallediyor ama muhabbetin karşısına bu sefer Ehrimen neyi çıkartıyor? Neyi çıkartıyor? Sen söyle neyi çıkartıyor? Muhabbeti ne öldürür? Sen söyle bakalım. Ben de yine unuttum. Öfkeyi, gazap. Gazabı çıkartıyor. Evet. Muhabbeti öldürecek şey olarak. Yani gazap çıkıyor. Gazap mahvediyor muhabbeti. Birkaç gün böyle gidiyor. Hadi bakalım gazabın karşısına kim çıkartacağız? Diyorlar ki sen çıkacaksın.
Raci'ye. Raci'nin avatarına diyelim hadi. O sırada hani prens dedi ki. Evet. Kimmiş biliyor musun? Hikmetmiş. Gazabın karşısına hikmet olarak. Bunlar şey faziletler, reziletler karşı karşıya. Aynen öyle. Zerdüştlüğün bunu nasıl anlamlandırdı aslında. Hikmet olarak Raci geliyor, gazabı yeniyor. Hikmet bunu yendikten sonra tabii kimi çıkartalım? Bu arada Hikmet gazabı hileyle vuruyor, aynen öyle. İstediğini çıkartabilir diyerek haydi bakalım Hikmet'in karşısında Hikmet'i kim yener? Nefsi emmare. Nefsi emmareyi çıkardı. Hikmet buna vurmaya çalışıyor, hiç kıpırdamıyor bile, bir şey olduğu yok. Hikmet bunu kılıçlamaya çalışıyor. O ise gülüyor. Çaresiz Hikmet diyor. Ne düşünüp duruyorsun? Senin darbelerinin bana hiçbir etkisi olmaz diyor nefsi emmare. En nihayetinde Hikmet bunu yenemeyeceğini anlıyor. Nefsi emmare bunu tutuklayıp ehrimene götürüyor. Nefsi emmare de sürekli emir veren bir nefis. Yani aynen. Her dediğini yaptıran. Yani öldürmem diyor seni. Sen bana lazımsın diyor. O yüzden öldürmüyor. Nefsi emmare esir ediyor. Nihayetinde nefsi emmareyi yenecek bir şey yok ya. Neredeyse. O sırada çıkıyor. Nefsi mutmain mi? Ya yok. Tasavvuftan bahsediyoruz. Aslında doğru, o da tasavvuf. Yani ben neden? Ama buradan bir şiirle geliyor derinliklerden. Kim? Ben oyum ki satvetimden kainat lerzandır. Ben oyum ki zûr-ı bazum hakin rihercandır. Anlamıyoruz ama geliyor yani. Ben oyum ki diye başlıyor. Aşkım ben diyerek çıkıyor ortaya. Aşk. Aşk da gelince nefse emmare diyor ki ben sana bir şey yapamam. Sen ki bu alemlerin özüsün, yaratılan. Ve en nihayetinde bak işin ilginci ne biliyor musun? Hani savaş kazanılan bir savaş mı? Hayır. Aşka nefsi emmare Hikmet'i de kurtarıyor. Teslim olduktan sonra şurası çok ilginç. Hürmüz'le Ehrimen yani iyilik ve kötülük tahtlarından inmişler, yan yana gelmişler ve kardeş gibi tokalaşmışlardı. Oyun bitti. Oyun bitti. Ne de olsa. Aynen. Yani kötülüğün hiçbir zaman tüketilemeyeceğini ifade etmek için güzel bir hikaye. Bir sürü hikaye var zaten kitapta. Üçüncü gün bilgelik yolu günü. Ne oluyor burada da? Bir düğünle başlıyor burada yine uyandığı zaman. Ve bir de bakıyor ki şeyde Hindistan'da Brahma'nın yanında. Ey Brahma, ey asil varlık, ey büyük nur. Bana ruhun kısımlarını göster. Ruhu arayış burada başlıyor. Sonra bunu bir alıyorlar işte. İlk önce bir çanakta bir su görmeye başlıyor. Onun içine dalıyor. Suyun içerisinden alemlere gidiyor. Bir sürü sonsuz alan. Sonra küçülüyor tekrar. Ya böyle boyutlar arası bir sürü yolculuk var burada. Buna devri daim deniyor. Diyor ki yani küçük alem, büyük alem. Müthiş bir döngü var. Ve bu döngünün içerisinde bu döngüye bakarak ruhu da anlayabileceğini hiç zannetme noktasında bu hikayeyi anlatıyor. Dördüncü gün sınav meydanı. Bilginlerin toplantı alanı. Ne oluyor? Bir yere uyanıyor ama her taraf karanlık. İşte odaya birisi kalktın mı oğlum diyor. O da diyor ki ya baba şu ışıkları açsana. Vah benim oğlum nasıl oldu da böyle neden bahsediyor gibi. Halbuki öyle bir yere gitmiş ki bu iblislerin şahıymış. Sarı şeytan. Evet. Ve sen çıldırıyor musun diye buna görmekten bahsediyor ya. Ondan sonra bir de bakıyor ki bunların gözlerinin olduğu yerde göz yerine arpa soğanı var. Gören bir yer değilmiş onlar. Görmeyenler diyarında. Ardından bu gördüğü için işte buna diyorlar ki işte yıllardır beklediğimiz sarı şeytan geldi. Aman haber verin bilmem ne. Bir sürü hikaye şehirlerde dolaşıyor. Süslü şeyleri bir tek o görüyor. Efendime söyleyeyim. Ama burada asıl anlatılan ne biliyor musun? İşte en sonunda gidiliyor. Bu kainat nasıl yaratıldı noktasında iki gruba ayrılmış şeytanlar. Bir tanesi diyor ki tamam yıllardan beridir işte dediniz ki
ulu şeytan ne yaptı? Tükürdü, su oldu. Onun üzerine işte bir şey yaptı, kara oldu. Sonra bir daha üfledi, üzerinde bir kazan kaynattı, güneşi falan söylüyor. Ama ne saçmalıklar, ne hurafeler. Ve bu ikisi, bu hurafeler, bir tanesi de şey söylüyor, bilginlik şeytanı. Olur mu diyor, sizin söylediğiniz ne saçma. Hiç mor şeytan kalır mı o şeyin yanında diyor, parlayan şeyin yanında. O mavi olmuştur diyor, biraz akıl diyor yani, biraz akıl. Bizimkisi başlıyor kahkaha atmaya. Ha diyorlar, tamam. Şey, maviymiş şeytanlar. Ama mor mu mavi mi noktası. Hani bu aynı şeye benziyor. Orta Fatih İstanbul'u fethederken oturmuşlar, meleklerin cinsiyetini tartışıyorlarmış ya şeyler. Alimler İstanbul'da. Bunlarınki de öyle. Yenilikçiyim diyen bile saçmalıyor. Çünkü bilgisi, bilebileceği nokta ancak oraya kadar akılını erdirebiliyor. Bunu anlatıyor. Akılla hiçbir yere varamazsın. Varabileceğin çok sınırlı bir şey demeye getiriyor. Beşinci gün büyüklük meydanındalar. Oh, bir kuş alıyor bunu. İşte Ayasofya'ya mı ne çıkıyor? Ezan okuyacak. Müezzinmiş bu sefer de avatarı. Bir kuş alıyor bunu. Anka kuşu. Allah'ım, alemleri bir gezdiriyor. Ayşe bir gezdiriyor. Oraya gidiyor, buraya. Daha geldik mi diyor işte. 7 yıl mı ne geçiyor aradan. Merih'e götürüyor, Jüpiter'e falan filan. Ve diyor ki ya tamam mı artık, sınıra geldik mi falan diye soruyor. Burası ilginç. Hey çocuk diyor. Bilginlerimizin keşfettiği binlerce alemden henüz bir tanesini milyonda bir oluşturacak bölümünü bile seyretmedik diyor. Bu kadar büyüklük, bu kadar büyüklüğün içerisinde sen ne küçücük bir şey. Hani bugün de mesela bakarsın dünyanın nerede olduğuna. Şöyle evreni de görürsünüz, açıyı, öyle şeyleri genişleterek. Evet. Onu anlatan bir hikaye burada da, insanın küçüklüğüne, alemin küçüklüğü, şey, büyüklüğüne. Altıncı gün masal dağı, yine masal kuşu geliyor Anka. Ama bu şöyle bir şey oluyor. Bu uyandığında bir işte kızın yanına gidiyor. Kızın sorduğu bir yok şey, ejderha, doğru. Ejderhanın sorduğu bir soru var. Ne biliyorum, bu kervan nereye gidiyor? Bunu 7 kere soruyor. 7 kere bilemeyince 7 tane delikanlı, 7 tane de bakire kızı buna kurban istiyor. Yoksa yakıp yıkacak. Bizimkisi buna cevap arıyor. Cevap ararken anka kuşunu tekrar buluyor vesaire. En nihayetinde verdiği cevap, ya burada bir sürü şey var, mesele var. Bu kervan nereye gidiyor? Sorusuna verdiği cevap: ey akılsız canavar, yaratıcıya muhtaç bu alemler, feleğin mahkumu bu kervan, eşsiz hayalin sırrına, çekici güzellik nuruna koşup gidiyor. Ondan geldik, ona döneceğiz felsefesini de işliyor. Yedinci gün büyüklük denizi ve heybetli girdap bölümü. Burada da hakeza verilmek istenen şey yine birlik olgusu. Neler oluyor? Burada bir mesele var. Şöyle söylüyor. Azamet Denizi diye bir deniz var. Ya yani devasa bir şey. Tecelli şelalesi akıyor buradan. Ve bu tecelli şelalesi bir fındık kabuğunun içine girip kayboluyor. Burada böyle bir şey var, hikmet var. Yani o kadar çokluk aslında birliği anlatıyor demeye getiriyor. Yine vahdeti vücutçu bir hikaye anlatıyor. 8. günde sonsuz bilinmezlik şeyi. Bu da Çinli bir alim olarak uyanıyor burada da. Neyi arıyor? Ebedi muammayı arıyor. Hangisi? Ruhun gerçeğini. Peki ruhun gerçeğini kimden öğrenecek? Bir sürü yolculuk ve gidiyor şeye soruyor, bir tane Brahma'ya, yine Brahman. Hindistan'a kadar varıyor. Hindistan'da bunu işte şeye alıyorlar. Kaç 7 sene falan böyle halvette kalıyor. Çile çekiyor vesaire. Sonra bu öyle bir şey oluyor ki, ne derler, esiri beden oluyor ki duvarlardan falan geçebiliyor. Bir acayip. Zaten mesela bunun eleştirisiyle ilgili Baha Tevfik'in söylediği şey, duvarlardan geçiren, gençlerin dimağını idiş eden bu zavallı adamın falan diye. Çünkü anlamıyor yani dediklerini adamcağız. Materyalist ya.
Kimse kimseyi o dönemde anlamıyor. Bu dönemde de anladığını söyleyemeyiz bu arada. Anlama konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Yok ya, çok ciddi bir iletişimsizliğimiz var yani. Anlama çabamız var. O ilginç. Yazmış adam işte yani. Ne yerden yere vuruyorsun? Hiç. Ya bir şey biliyor da saçmalamaya çalışmıyordur kimse yani bir şey yazıyorsa. Yani kendi mantığına oturtmadığı sürece evet. Neyse konu bu değil. Evet. Burada da ama en vurucu bölüm aslında meselenin özüne geliyoruz. 9. gün, son gün artık. Mezarlıkta geçirilen son gün. Burada saz çalmaya başlıyor. Ney değil de. Neden alet değişti? Bilmiyorum. Neyi çalıyor biliyor musun? Çok da iyi bilirsin. Zahit bize tan eyleme. Hak ismi okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete gider yolumuz. Bunu çalmaya başlıyor. Yine dalıyor bizimki. Bir de ne görüyor? Beşeriyet gelmiş. Beşeriyet gelmiş, bize bir soru soracakmış. Kabul ederseniz gelsin diyor başkanın yardımcısı. Beşeriyet geliyor. Yani insanlık geliyor ve diyor ki, bak bu ifadeler çok hoşuma gitti. Sefil ve sakat bir zavallıydı. İnsanlığa benzettiği şey. Giydiği eski püskü elbise ve sarı yüzü odada garip bir zıtlık ortaya çıkarıyordu. Ey beşeriyet, otur ve rahat et, sorunu sor. Oturmak, rahat etmek mi? Yazık. Acaba yüz binlerce senedir oturacak, rahat edecek zaman mı buldum? Bir taraftan geçim derdi. Diğer taraftan kendi vücudumdaki bin türlü hastalık rahat etmeye zaman mı bırakıyor? Bu kadar sefilken bile intihara razı olamıyorum. Albert Camus geldi evet. Değil mi aklına? Ben çok alçak bir kimseyim. Çok! Diye yakınıyor. Başkan vekili diyor ki çok sorun çok büyük. Çağırın bizim elemanları. Gelsinler. Herkes buna bir cevap versin. Ve sorusunu sormalarını istiyorlar. Diyor ki ya Rab, hayatta nedir bu lezzet? Hayata rapt eden bu garip kuvvet. Hayat ki bi beka pür derdü keder. Yine emel o. Nedir bu hikmet? Çok güzel buralar. Neyse. Bu uzun bir şey. Biraz daha uzun. Hadi bana acıyın söyleyin diyor. Nedir? Mutluluğu bana tarif edin diyor ya. Nasıl mutlu olacağım ben? Bak şimdi. Cenab-ı fazla, Halil. Fazla düşünmeyeceksin. O zaman mutlu olursun. Cenab-ı Halil diyor ki Hazreti İbrahim, mutluluk diyor, çalışmak, kazanmak ve kazancını kendi gibi olanlarla paylaşmaktır. Cenab-ı Kelim, yani Hazreti Musa da diyor ki, mutluluk benliğini Firavun'un tutkularından ve hırsından kurtarmaktır. Şimdi bu söyleyeceğimi kim söylüyor sen tahmin et. Eyvah. Mutluluk şeytana uymamak ve Havva'ya kanmamaktır. Yani besbelli yani. Yani sorunca birden acaba... Asıl bunu sormalıydım. Bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır mutluluk. Çin'den. Evet, kimse... Confucius. Evet. Eflatun diyor ki... Bu arada farkındaysan bak, hikmet ehlini hep birlikte peygamberlerle konuşturuyor. Bu da yine işraki felsefenin bir şeyi. Oh. Her zaman yücelikleri düşünmektir diyor Eflatun. İdeler alemi falan filan. Aristo diyor ki, mantık işte mutluluk diyor. Zerdüşt diyor ki, mutluluk karanlıkta kalmamaktır. Yani Ehrimen'in tarafında değil, Hürmüz'ün tarafında. Brahma diyor ki, mutluluk mu? Herkesin fikri neyse onun tersidir. Cenab-ı Mesih, Hazreti İsa diyor ki, mutluluk geçmişi unutmak, bulunulan durumu hoş görmek, geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman Hekim, insanlar bu kelimeyi bütün üzüntülerini bir sözle ifade etmek için ortaya çıkarmışlar diyor. Mutluluğu mu? Evet. Hızır diyor ki mutluluk tutkuların ve hırsların giremediği gönüllerde bazen şimşek gibi çakan bir hayalettir diyor. Bu sözler üzerine Buda kızgınlıkla ayağa kalkıyor. Ey beşeriyet, mutluluk yokluğun güzellik isimlerindendir. Nirvana, ey beşeriyet nirvana diyor. Beşeriyet hangisi yorgun bir şekilde. O anda başkan ayağa kalktı. Ey beşeriyet, mutluluk hayatı olduğu gibi kabul etmek, ağır işlerine razı olmak ve bunların iyileştirilmesine çalışmaktır dedi. Meğer ne kadar mutluymuşuz da haberimiz yokmuş. Beşeriyet ayağa kalktı. Ya fahri alem,
Hazreti Muhammed. Beşeriyet dertlerini anlayarak çözümü bulan sadece sensin, dedi. İşte bu birinci kitapta. İkinci kitap Manisa Timarhanesi. Buraya artık çok değinmeyeceğim. Burada işte artık delirdiğini zannedip şeye geçiyor. Burada da buluyor yine bir sürü mesele var. Mesela burada çok önemli bir hikaye neydi biliyor musun? Beni şey yapan. Çifte hafızlar. Çifte hafızlar hikayesi güzeldi. Neydi? Bir tane hafız var. Onun da yanında hafız olmayan ama onun söylediklerini devamlı taklidini çıkararak tekrar eden bir tane daha var. Hafız diyor ki ya bunu söylediklerini ama bu Kur'an falan okumuyor diyor yani, tamam mı? Öteki de diyor ki ya bunu sözlerini yapma, delinin tekidir işte falan diyor. Ama o derecede güzel taklit ediyor ki hakikaten dinleyenler onun Kur'an okuduğunu zannediyorlar. Bir de şöyle bir itirafta bulunuyor. Daha doğrusu arkadaşı için. Sanki o okuduğunu anlıyor mu ki de. Bana laf atıyor. İşte böyle bir şeyleri de. Yani hani tasavvuf dersin sadece. Böyle biraz şey yaparız ama yani işi anlamak özünde ciddi bir felsefe barındıran çok hoş 23-28 tane hikaye var. Güzel hikayeler. Yani güzel hikayeler. Raci'nin dünyası. Raci'nin dünyası. Sofi'nin değil de. Ve Raci bu şekilde kurtuluşa eriyor. Rücu'a eriyor. Evet. Diyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.